getirmeye çalışıyor. Şimdi toplu taşıma sistemine baktığımız zaman ülkemizdeki toplu taşıma sistemlerinin 4 temel problemi var. Bir tanesi hizmet kalitesi problemi. Bu nedir? Vatandaşın aldığı hizmetten memnun olup olmaması durumu. İkincisi finansman problemi. Yani finans kaynağını nerelerden elde edeceğiz? Tek yolcu gelirlerinden mi elde edeceğiz? Alternatif finans kaynaklarını bulacağız. Bu ikinci problem. Üçüncü problem yasal ve mevzuat tarafındaki eksikler. Şöyle bir özetle bilgi verecek olursak ulaşım konusunda şu anda muhatap alınacak 14 tane farklı kurum var. Bu işte Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, işte bazı Ticaret Bakanlığı gibi alt alta sıralarımızda 14 tane farklı kurum ve kuruluş var ki bu ulaşımla alakalı müdahaleleri var. Yani için yönetmelikler bazlarında olsun veya karar mekanizmalarında olsun. Dolayısıyla yasal ve mevzuat anlamında, organizasyon anlamında da bir köklü bir değişikliğe gitmesi gerekiyor. Daha üst seviyede, yani bu şehir seviyesinde değil, daha üst seviyesinde de eksiklerimiz var. Bir başka problemimiz de sürdürülebilir problemi. Ya bu ne demektir? Toplu taşıma yapısı ülkemizin birçok şehrinde, yani tamamında diyeyim, çok iddialı da söylemek istemiyorum, tamamında aslında da sürdürülebilir problem var. Nedir bu sürdürülebilirlik? Yani siz tükettiğiniz kaynak, ürettiğiniz kaynaktan fazlaysa burada bir sıkıntı var demektir. Bu verimlilik olarak da söyleyebilirsiniz. Toplu taşıma sistemleri ülkemizin hiçbir yerinde verimli değildi. Bunun temelinde de toplu taşıma modelinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir yapı elde etmek için toplu taşımanın topyekün reform edilmesi lazım ki biz de bununla ilgili çalışmalar yürüttük. İşte kurumsallaşmayı bir reform dedik. İşte kurumsallaşma ne dedik? İşte kişilerin göre karar verilmeyen, süreçlerin açık, şeffaf olduğu, katılımcı bir şekilde kararlar verildiği bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Kurumsallaşma dediğimiz yapı da bu. Toplu taşımada işte hizmet kalitesini garanti altına alınabildiği, çünkü hizmet kalitesini garanti altına alamıyoruz. İşte biraz önce tartıştık. Kayseri özelinden verecek olursak 600 tane otobüsümüz var, 385 tane özel işleticimiz var. Yani özel işleticilerin hepsi ayrı bir kurum, ayrı bir maliyet merkezi, ayrı bir karar merkezi. Dolayısıyla ayrı bir ticarethane belki, hepsinin karar mekanizmaları farklı çalışıyor. Yani bütün hareket ettirmek mümkün değil. Yani siz bir hedef koyarsınız, hedefe ulaşmak için bütün olarak hareket etmek lazım. Ama hedefleri koyuyorsun, bu tarafa doğru gitmeye başlıyorsun, 50 tanesi buraya gidiyor, 30 tanesi buraya gidiyor. Yani bu yapıyı kurumsallaştırmadıktan sonra toplu taşımada hizmet kalitesini garanti altına almak mümkün değil. Yani böyle bir şey yok. Dünyada da böyle bir şey yok. Bu teorik olarak veya pratik olarak baktığında da böyle bir şey mümkün olmadığı gözüküyor. İşte yolcu ne bekliyor diye bakacak olursak yolcu hizmet kalitesi olsun diye bekliyor. Yolcunun aslında 3 tane temel beklentisi var. 1- ulaşım hızlı olsun. 2- konforlu olsun. 3- de ucuz olsun diyor. Yolcuya sorsanız bu dünyanın bütün tarafında biz de yaptığımız anketlerde aslında 3 tane temel kriter çıkıyor. Konforlu, hizmet kalitesi, yolcunun beklentisi bu. İş sonuçları ne oldu ona da bakacak olursak bu kısa aslında yolcu verisini gösteriyor. Biz işte 2016 yılındaki yol 123 milyonken 2019'da 131 milyon yolcuya çıkmışız. Bu ne demek? Hizmet kalitesindeki artış artık yolcudan da talep görmeye başlıyor. Siz iyi hizmet verirseniz alıcısı oluyor. Kötü hizmet veriyorsunuz işte oluyor. Yani dükkanlar açılıyor, kapanıyor. Niye? Baktığımız zaman hizmet kalitesiyle alakalı. Pandemi döneminde işte düşüşler var %50'ler civarında. Şu anda da %65'ler civarında falan yolcu taşıması yapıyoruz.